Yahu Keremcim lütfen artık benim yanımda rahat davranır mısın lütfen? abi ne yaptınız balayında anlatsana azıcık. Ayşe bir nefes alsınlar anlatır Erkut abin. Yahu tamam Keremcim önemli değil anlatırım tabii ki. Ayşe'cim ne yapalım işte yani işten güçten kafamı kaldıramadım inan ki. Yani balayı yaşayamadık ya değil mi hayatım? Öyle hayatım öyle. Ya o son bulduğu kahveli pasta öyle bir tuttu ki telefon üstüne telefon, sipariş üstüne siparişler. Bir dakika duramadık vallahi. Aa bakın esas size ne anlatacağım ben. Bir gün ne oldu yani balayındayız. Artık yani çok sıkıldık dedik ki yani biraz herkesten ayrı takılalım. Bir kanoya bindik şöyle adanın çevresinde bir turlayalım dedik. Ya önlerden bir ses geliyor böyle bir tane adam yüze yüze böyle şapa şupa geliyor böyle. Böyle yüze yüze geliyor. Allah Allah dedim ya. Kimmiş bu adam dedim. Hatırlıyorsun değil mi hayatım? Öyle. Ben dedim dur Erkut adam bize yetişmeye çalışıyor galiba. Evet neyse durduk en son. Adam böyle yüzdü yüzdü geldi yanımıza. Bir de bağırıyor. Monsieur Erkut! Monsieur Erkut! Monsieur Erkut! Meğerse bu adam Fransa Pastacılar Federasyonu kralıymış. Kafasında da taç var. Suya bata çıka geldiğinden görmemişim ben. Ne dedi peki abi? Ne istedi senden ha? Ne isteyecek Ayşe'cim? Yok efendim biz Fransızlar bugüne kadar pasta mı yemişiz? Aman biz bu işten hiç anlamıyormuşuz. Le pasta, me pasta, köfte var hala da suyun içinde. Çıkardı tacını bana verdi. Tutturdu. Gel kralımız sen ol. Ama çok sinirlendim. Gerçekten sinirlendim. Canım bir balayındayız dedim ya. Balayımız bitsin. Gerekirse dedim gelirim olurum yani. Ya daha istediğimiz gibi bir ev bile bulamadık. 3 gündür o otel senin, bu otel benim. Sürünüp duruyoruz. Biz de sizi aslında o yüzden çağırdık. Erkut abi, babamlar yazlığa geçti. Abimler de kendi evine çıktı. Biz de öyle yapacağız hayırlısıyla. Burayı ne yapalım diye düşünürken Ayşe'nin aklına geldi. Abicim gelin bizim eve siz oturun ya. Hibe ediyoruz size. Al otur. Gel, ben onu bunu bilmem. Sonuçta sende göz var mı? Yok. Heh, işte bak. Bak bende o göz var bak. Görüyor musun? Görüyor musun bak? Fotoğrafçı gözü var bende. Erkut ya. Ya aşk olsun ya. Vallahi aşk olsun yani. Vallahi bilmeden etmeden niye karar veriyorsunuz? Ben anlarım bu işten. Gerçekten yemin ederim anlarım ben bu işten. Reza hep senin yüzünden. Yüz veriyorsun şunun gibileri. Ondan sonra haddini, hizasını, ayarını bilmez oluyor. Atilla. Kıvırcık. Ben buradayım ha. Farkında mısın? Evet. Gülümseyelim. Güzel. Şimdi hazır olun. Kiç bir poz çekeceğim. Tamam mı? Lan Kıvırcık, dikilme ayakta. Bir tane elma getir bakayım bana. Böyle kırmızı bir elma getir. Nereden buldum elmayı ya? Nereden bulursan bul, hadi fırla. Hadi bekleme. Elma diyor, elma. Kırmızı. Biz de bir deneyelim bakalım. Güzel, güzel, güzel. Bekleyelim bir. Hadi sallama birader, hadi. Ver bakalım hanımefendi elmayı. Güzel. Heh, şimdi. Evet, onunla biraz böyle hani oynayalım, bakalım. Böyle şeyler, bir şeyler yani yapalım bakalım. Bunu böyle... Elmayı ısırır gibi yapalım. Ondan sonra ben ısırın diyeceğim. Onda ısırın, tamam mı? Ha, ısırır gibi şimdi. Hadi çekiyorum. Bir dakika ısırır gibi. Isır. İnanılmaz. Ev arkadaşım evden çıktı. Benim yerine yeni birini bulmam lazım. Kirayı da ödeyemiyorum. Ev sahibi beni kapının önüne koydu koyacak. Benim o evi bırakmamam lazım. Lan bu nasıl iş arkadaş ya? Erkek olur mu hiç ya? Erkek olur mu lan? Semt de iyiymiş ya. He, iyi iyi. Semt çok iyi. Oğlum kadın lan bu kadın. Sen nasıl rahat edeceksin yanında? Sana ne ya? Şşş. Oğlum yürü git lan. Yürü git katil etme beni. Çok istiyorsan al bu kediyi sahiplen sen. Artist. Al lan al şunu yanına bir kadın bulsam da ben de rahatlasam. Kimseyi de tanımıyorum ki nereden bulacağım. Lan. Ben çıkayım yanına. Ben çıkayım tabii ya. Ulan Erkut aklımda bin yaşa Erkut. Aklımda bin yaşa. Niye öptün lan beni? Ne oldu ya kadın Şirin? Kim sinirlendirdi seni? Ya manyağın biri hakkında dedikodu çıkarmış. Nasıl ya? Neymiş efendim? Benim evimi böcekler basmış. İlaçlıyormuşum ilaçlıyormuşum kurtulamıyormuşum bir türlü. Yapma ya. Allah. Aa, hangi şerefsiz çıkarmış ya bu dedikoduyu? Kim bu? Bilmiyorum. Henüz bilmiyorum. Öğrendiğim zaman onun kafasını böyle böcek gibi ezeceğim. Böyle böcek gibi ezeceğim. Es tabii ya es. Hakkındır Allah Allah. Çağır birlikte ezelim. Herife bak sen. Allah Allah. Merhabalar.
Hop, selam millet. Bakın size kimi getirdim. Selam. Şimdi siz bugünü 20 yıldır sürdürüyor musunuz? İnanılır gibi değil. O ne ki kızım, bizim akrabalar günü 32 yıl devam etti. En sonunda ben kalınca bitti. Peki böyle hepinizin birer ikişer günü mü var? Olmaz mı? Var tabii kızım. Benim mesela bizim mahalleliyle komşularımla var. Akrabalarımla var. Bir tane de 50 artı var. Peki hepsi de böyle oyun oynuyorlar mı? Tabii canım, tabii. Böyle oynanmayan gün olur mu ya? Öyle güne gündenmez. Sen sevmişsin ya bizim börekleri. Ben sana bir tabak daha getireyim. Vallahi yerim ya. Tabii canım. Korktuğunda böyle oluyor. Çok sevinirsem de böyle oluyor. Ay Erkut ya. Ya peki önceden nasıl geçiyordu? Yani biz ne yapabiliriz senin için? Korkutun ya da... sevindirin ama benim haberim olmasın. Ya korkutacağız ya da... Sevindireceğiz aniden. Anladım. Sen bir söyle bakayım böyle, ne olsa çok mutlu olursun ya da çok korkarsın. Zengin olsam çok sevinirim mesela. Ulan işine gelen kelimeyi nasıl da kekelemiyorsun ha? Zengin olsam biraz zor o. Zenginlik zor. Korktuklarını anlat. Ya Ayşe ile Kerem'in ayrılmasından çok korkarım aman ha. Ondan niye o kadar çok korkuyorsun oğlum? Oğlum. His. Ay hisler. Yok ya. Hisseler. Allah seni ne yapmaya aç gözlü herif. Erkut, ne haber? İyi. Sen? Ne güzel olmuş Beren. Evet, değil mi ya? Ben de sevdim çok. Benim de sana bir yılbaşı hediyem var. Ha, ya ama ben aldım ki hediyemi. Olsun, bu benim hediyem. Kapat gözlerini. Bir şeyler söylesene. Hayatımda aldığım en güzel hediye. Erkut ya, geçti gibi sanki biraz. Değil mi? Azaldı sanki. İyi seneler. İlaç gibi kız. Her gün bir doz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?